Fidan merhaba. Merhaba Zahide abla, iyi yayınlar. Fidan, Allah aşkına söyle bana. Evet. Senin bu Ünal'la bir ilişkin var mı? Suzan benim doğru mu söylüyor? Evimi silah zoruyla gelip basan, altınlarımı alan, beni döven, beni telefonla zorla görüntülerimi alan Ünal Ege'dir. Daha Ünal Ege de benim. Tamam. Ünal Fidan Ege söylüyor. Benim eşimin yeğenidir. Bir dakika. Senin eşin onun amcası. Evet. Suzan da teyze kızın. Evet. Teyzesi, hayır, direkt ben teyzesi. Ben onun yeğeniyim. Suzan senin benim direkt teyzemdir. Teyze. Suzan teyzem ne diyorsa doğrudur. Benim evime zorla gidip, silah zoruyla girip, Fidan, yalnız benimle bir birlikteliği olmamıştır. Ne yaşadınız ha, peki Ünal'la? Benim evime zorla girip, bak biz de akrabayız onunla, ben onun yengesiyim. Evet. Ailece evime gelip giden insanlar bunlar benim. Doğru. Apartmanda biz oturuyoruz, görüntülü diyafonum var benim. Oradan benim zilimi çalıyor, yukarı gel. Babaanneme eşya vereceğim. Asansör benim evime tam açılıyor. Hı. Açtım, açar açmaz. Elinde bir silah, kaçakçıdır o. Tapıktır, tapıktır, takıntılıdır kendisi. Benim evime silah zoruyla girip boynumdaki altınlarımı alan kişidir. Peki seni ilişkiye zorladı mı? Hayır, ben sadece taciz ettiği ilişkim olmamıştır. Ama onunla cinsel bir büyükselim olmamıştır. Sadece evime zorla silah zoruyla girip benim yüzüme gözüme tekmik atıp görüntülerimi alan Ünal Ege'dir. Peki sen bunu kocana söyledin mi? Fidan bir dakika. Kocama söyleyemedim. Neden söyleyemedim? Neden? Eşime zarar verecekti. Bana sözlü dedi ki seni aptallılara satacağım. Diyorum. Orada başka karılar yok yani. Tutturmayın. Varisa çıkar o da. Stüdyoda tutturmak bu konuda savcılıktadır. Ya varisa çıkarırız. Sesini alın. Suzan diyorsun ama teyzen diyor ki Fidan'la ilişki yaşadığı onun elinde görüntüleri var. Zorla görüntülerini çekti, müstehcen görüntülerini, evet, ve onu bu görüntülerle de tehdit etti. Müstehcen görüntü ne? Sadece benim tek fotoğrafım. Tek video. Tek video. Ne evet, var o videoda? Ne var o videoda? Sadece benim görüntüm. Ne var benim o videoda? Görüntüm. Sadece benim kendi görüntülerim var. Başka peki kimin telefonunda? Kimin telefonunda bu görüntüler? Ünal Ege'nin telefonundaydı. Beni o görüntülerimle tehdit ediyordu. Para vereceksin, altın vereceksin diye. Ben bunu eşime söyleyemedim. Çünkü dedi ki eşine de zarar vereceğim. Senin eşine zarar vermesi amcası demek. Nasıl zarar verecek evet, amcasına? Ya ne amcası? Peki Suzan neden sizin ilişkiniz olduğunu zannediyor Fidan? O şu an sapık bir insan. Takıntılı bir insan. Bir insanı ne kadar çok konuşuyorsa bilin ki onunla bir sıkıntısı var. Peki senin altınlarını aldı, seni gasp etti, evet, seni evet, ölümle tehdit etti mi? Evet. Evet. Ölümle de tehdit etti. Savcılıkta bu konu, ben daha fazla konuşmuyorum. Kapatıyorum. Zahide abla, sizden tek bir isteğim. Alın sesini. Tamam, kanıtlayacağız. Söyle Fidan. Bak sizden tek isteğim, onu orada daha oturtmayın. Ben adalete verdim. Ben devlete verdim onu. Savcılıkta ben devletime güveniyorum. Siz merak etmeyin. Bu konuyu Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, söylediğiniz zaten konuşacağım. Bakın, bu yayınlar zaten takip altında. O yüzden hiç merak etmeyin. O yüzden sizin bu söyledikleriniz direkt kayıt altına alınıyor zaten. O yüzden neyse taşınızdaki her şeyi dökün diyorum burada zaten. Herkesi ölümle tehdit etmişsiniz Ünal. Bak sadece bunları tehdit ediyorum. Bizim sülalede bir sürü karı var. Başka karı yok bir tamam. Bir sürü ihbar hakkından geliyor. Tamam. Sadece onları mı tehdit ediyorsun? Sadece bunu da yeğenini tehdit ediyorum. Hayır, başka hayır, karı yok yani memlekette tamam. Bilmiyorum. Bunlar var, yalan söylüyor, iftira atıyorlar. Var. Şebekedir bunlar, suç tamam, örgütüdür. Peki Ünal, neyimizi bir dakika. Senden ne istiyor olabilirler? Ya bu kendi pisliklerini kapatmak iftira için. Abla bir söz hakkı ver. Bu kendi pisliklerini 14 yıllık murada yamaladı kendini. Aa. Şimdi yeğeniden kendini piyasaya namuslu karı gösteriyor. Sen ben bundan ilişkide bulunmadım. Zoru. Sen yes.
sakin olmazsanız herkes... Eğer sakinleşmezseniz sizi stüdyoya alamam. Bakın sizde bir sorun var. İletişim sorunu var. Siz birbirinize derdinizi anlatamıyorsunuz. Bu kimin ayakkabısı? Kadın attı bana. Tamam. Alın ayakkabıyı. Bak canlı yayında neler yapıyorlar. İkinize de söz vereceğim. Tamam. Suzan'ın iddiaları var. Senin yanıtların var. Zahide abla bir dakika dinler misin? Suzan'ın benimle olan ilişkisi piyasaya çıktıktan sonra... Millet insanlar duyduktan sonra piyasaya yengemi sürdü. Piyasaya dediğin nedir? Bizim akrabalara yani kendi aramızda demek, bununla demek benim sizin... adım çıktıktan sonra. Kendi konuşuyor. Evet evet beni de tanıyor. Bunlar şu böyle bir iftira atıyor. Yalan. Evli bir kadın. Evet. Murat Bey telefona bağlandı. Ya. Ben karımın arkasındayım dedi. Ben ona inanıyorum, güveniyorum dedi. Evet. Bir erkek karısı için bunu söyledikten sonra artık tabii, olay bambaşka bir boyuta gelmiştir. Onların evliliğini korumak benim görevimdir. Tabii. Senin de Ayşe ile evliliğini korumak benim görevimdir. Evet. Ama buna Nurcan da dahil değil, Suzan da dahil değil. İftira atıyorlar size, yalan söylüyorlar ya. Bunların bir kitabı peygamberi yok ya. Bu hareketleriniz yanlış. Bunları yapmayın. Kendi pisliklerini kapatmamışsın sanıp, yeğenini. Matah bir şey sanıp, ikinciyi de aldım, üçüncüyü de aldım. Bak ne hale geliyorsunuz. Sevgi bir kişiliktir efendim. Bravo. Ya, sevgi bir kişilik tek kişiliktir. Böyle ilişkiler asla kimseye hayır getirmez. Bunları normalleştirmeyin. Bunlar normal değil. Zahide Hanım bir geleceği şey gösteriyoruz Zahide size. Zahide Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Size Suzan. Yalvarıyorum. Ben evliyim. Ben bununla asla ama asla hayatta bunu görmesem hiç umurumda olur. Artık bu saatten sonra herhalde seni evet, tehdit edemez. Benim onların ne işi var? Videolarımın ne işi var? Silinsin o vesikalık fotoğrafımı versin efendim. Benim onda ne işi var? 840 tane demiş ya. Kaç kişinin? Sadece benim değil. Sadece size senin söyle. Değil. Sadece senin bir sürü şey var orada. Evet. Başka bayanları da mı gördün abla? Başka evet, bir bayan videolar, yok. Başka videolar var, bir sürü yazılar var orada. Tamam evet, yani bayan evet, olarak evet. Yok, sadece adalet bayan burada. Benim adalet midem kaldırmadığı için evet. Bakmadım, gözükmüyor adalet ama bayan var. Dinle. Tek tek açıp bakmadım. Dinle. Kumpas kurduğunu, bizi bu çeteye nasıl... Bunlar bak ablacığım kendi pislikleri ortaya çıktı. Hayır, kendi hayır. Pisliklerini yeğenine yamaladın. Şu anda Suzan bir dakika. Bak herkesi ölümle tehdit ettiğin iddiası var. Yalan delilleri yok. Gidin savcılığa tehdit var. Kanun var, insan var ya. Başka bir adamın karısının... Bir dakika Suzan. Fotoğraflarının senin cep telefonunda tamam, gitsin, olması şikayet etsin. Suç. Şu anda bunu yapıyor zaten tamam, yayında. Tamam etsin şikayet. Evli yerim bir kadınla alıkoyman, tamam, ilişki yaşaman, ya tehdit etmen, tamam. Videolarını cep telefonunda hı. Halen tutuyor olman tamam. Bunların evet. Hepsi suç. Kendimizi burada yayında nasıl kanıtlayacağız? Ne bunlara gibi, bak yengemiden bir tane fotoğrafım yok, bir sevgilim canım, bir ses kaydım yok. Varsa bunu bizim bütün akrabalarımıza vereceksin. Zaten akrabalar yengen söyledi. Ya var yok var yengen. Yok vereceksin. Sen yengeni tehdit ettin. Benim yengemi tehdit etmemişim. Altınlarını aldın mı? Yengemin altınlarını da almamışım Allah şahittir. Zahide Hanım, bu kendine iftira açıyor. 3 tane büyük reşat aldın 12 milyar he. Para. Ondan bir aldım dakika. Getirdim sana mı verdim? Sen benim hayır, bir sürü altınlarımı çarptın. Emrah bir sürü hayır. Paramı çarptı. Emrah, siz iftiracısınız iftiracısınız. Tamam. Tanın hesabının üzerinden. Tamam biz hesabı zaten verdik. Hesabının üzerinden biz, bu fırındaklar biz zaten dönüyor. Verdik zaten. Biz ticaret yapıyoruz. Biz ne ticareti? 200 verip 500 almak ticaret mi? Yapmıyoruz. O seni ilgilendirmez. O devletin 1 milyon almak ticaret o devletin işi. Devletin işi. Tepecilikti. O seni bağlamaz. Sen bize sen, diyorsun paramızı aldın. Bir dakika sen senin benimle bu ne kadar samimiyetin var ki sen benim tefecilik yaptığımı biliyorsun. Bak. Sen hani benden ilişkin yoktu, şimdi hani bağlantın yoktu, sen ben tefecilik mi? Tepecilik suç mudur? Bir dakika. Şimdi, tepecilik suç mudur? Tepecilik de kanunen suçtur. Eğer tamam bayine, varsa gitsin adam şikayet etsin. Para, ama zaten bak Ünal Bey sen burada yani tabiri caizse uçkuruyun peşine koşmuşsun ve bir sürü de suç işlemişsin. Tamam. Yani insanların evet. Bak insanlara biraz saygılı olmak lazım. Bak evet. Sen şimdi saygın yani yok. Bu kadınla beraber olduysan bile bunu ifşa etmen... Evet. Yani bu ne kadar doğru. Kendisi yani telefonumu aldırdı. Emrah Ege videoları bak. Alttan atıyor. Bunun alttan ses kaydını da demek, bunun efendim? Ses kaydını bu da bana alttan attırıyor millete. Alttan ben, atıyor ne demek? Ya ablacığım yani bizim haberimiz yokmuş gibi toplumdan
İki video ona atıyor. Bir fotoğrafı yine atıyor. Gelen, beni deşifre... Tamam da ben kendi videomu... Ya belli oluyor. Belli oluyor ama şimdi videoyu gelen kişi kimsenin kimden geldiğini söylemiyor ki. Oyun oynuyor. Şebeke kuruyor. Bu kadın kendini niye deşifre etsin? Bu değil. Sen bayan olsan. Bu değil. Nereden bulmuş onları? Beni kapsettiler. İfadelerim var. Verdim. Telefonuma çöktüler. Bilgileri aldılar. İki tane mafya gücüyden beni çökerttiler. Bir dakika. İki tane mafya gücüyden Suzan beni şikayetçi, fidan şikayetçi, ölümle tehdit. Tamam şikayet edin. Gasp, evet. Savcılığa verin. Deliniz varsa var. Devlet var, kanun Ünal var, cezamı çekin. Ünal, bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun? Ya ben bundan sonra ablacığım işime gücüme sen bakacağım. Sen Suzan'ı tekrar rahatsız edecek misin? Ya benim Suzan'dan işim yok. Benden Eder uzağa geçsin Allah'a. Videoları tutacak mısın hala telefonu? Hayır benim telefonumda ben onları yok ediyorum zaten. Sen şu dört çocuğuna bakmaya çalış, dört çocuğuna. Kızlar ama sakin misiniz? Ya bak sen bak iki tane yani böyle yalan iftiraydan, cümleliden, kurtasıdan olmaz ama Allah var yukarıda ya. Yine amcamın kanımıydan bir tane fotoğrafın var mı? Yok. Aa, bir tane ses kaydın varsa. Kendisi bağlandı varsa akrabalarımıza ver akrabalarımıza. Kendisi niye bağlandı? Ben silahla başımda mı bekledim? Ya onu sen kendine uydurmuşsun. Emrah'dan sen onu da şebekeze almışsın. Tamam. Zaydan, uydursa beraber olduk da derdi. Kadın dedi ki sadece altınlarımı aldı. Tamam anlayan akrabalarımız anladı anlayacağını. Anladı. Tamam. Anladı. Bu konu aydınlandı. Son dakika bir dakika herkes sussun. Son dakika. İstanbul Emniyet Müdürlüğü şu anda yayınımızı ihbar kabul etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube elemanları şu anda stüdyomuza geliyorlar. Taciz, zorla alıkoyma, uygunsuz fotoğrafları bulundurma evet. ve tehdit etme şüphesiyle emniyet mensupları tarafından ifadeye başvurulmak üzere şu anda Ünal götürülüyor. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kadınlara bunu söylemek istiyorum. Bakın Suzan bir dakika. Ben size söyledim. Herkes bizi izliyor. Burada söylenilen her şey ihbar kabul ediliyor. Şu anda kelepçeler takılıyor. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü taciz, zorla alıkoyma, uygunsuz fotoğrafları bulundurma ve tehdit etme şüphesiyle emniyet mensupları tarafından şu anda emniyete götürülüyor. Ünal gözaltına alındı. Allah hepinizden razı olsun. Savcılarımıza, emniyetimize çok çok teşekkür ediyoruz. Programımız ihbar kabul edildi. Burada hep söylüyorum, burada söylediklerinize dikkat edin. Burada söylenen her şey takip ediliyor. Şimdi kim haklıymış, kim haksızmış hanımlar? İki insan bu kişi tarafından tehdit edildiğini söyledi. Ölümle tehdit edildi. Nurcan. Zahide Hanım bir kelime alabilir miyim? Bir dakika, önce Ayşe'ye söz vereceğim. Ne diyorsun Ayşe? Zahide abla ben bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu kadın benim eşimden aldığı arabayı altınları verecek benim çocuğumun hakkını verecek. Öyle bir şey yok. Peki bu tehdit? Bunlar hep yani onların kendi şu anda kocanı gözaltına aldılar farkında mısın? Emrah'ı niye almıyorlar abla? Bu kadın Emrah'la beraber oldu benim eşim. Emrah Zayda'yla Emrah'a diyor ki fotoğrafları sürme yaya diyor. Sür ki eşlerini astın ben gideyim konuyum. Sus. Sizin, siz Ünal Bey'in şu anda cep telefonunda kadınların açık saçık videoları, fotoğrafları var. Evet, bu hepinize kadın. Örnek olsun. Kadınlar asla şey açık saçık fotoğraflarınızı paylaşmayın. Kimseye vermeyin. Asla sizi tehdit etmelerine izin vermeyin. Şu anda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çok çok teşekkür ediyoruz. Taciz, zorla alıkoyma, uygunsuz fotoğrafları bulundurma, tehdit etme şüphesiyle Ünal Bey şu anda polisler tarafından götürülüyor. Yarın size hafta sonu geliyor tabi. Pazartesi günü neler olduğunu hepsini anlatacağım. Peki Suzan ne hissediyorsun şimdi? Çok teşekkür şimdi? Ederim Zayda Hanım. Kaldırın ayağınızın altını öpeyim. Yüzüm ak olarak buradan çıkıp gideceğim. Size çok ama çok teşekkür ederim. Buradan da herkese sesleniyorum. Bütün bayanlara her ne olursa olsun tehdit edildiğiniz zaman birine bir şeyiniz geçti. Direkt hemen ailenize bildirin. Ben bildiremedim korktuğum için.
Siz korkmayın. Zahide Hanım'ın dediği gibi kadınlar her yani kendi ailelerine söylesinler, emniyete bildirsinler. Ben emniyete kaç kez bildirdim. Bir sonuçtum, alamamıştım. Allah Zahide Hanım'dan razı olsun. Suzan. Burada sonuçlandırdı. Allah devletimizden razı olsun. Devletimizden ve Allah sizden de razı olsun. Müdürlüğünden, emniyette çalışan arkadaşlarımızdan razı ama olsun. Suzan Hanım, devlet sen de, olaya el koymuş oldu sen böylece. Sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Ha, evet. Teşekkür ederim. Peki sen, yani. Sen hatanı yapıyorsun. Hatanı kabul ediyorum. Ben söyleyemedim. Suzan. Bir dakika. Artık süren bitti. Ama lütfen... Bu doğru bir şey değil. Bir erkeğin bir eşi olur. O da nikahlı eşi olur. Kadınlar ikinci, üçüncü olmayı kabul etmeyin. Siz yoksunuz çünkü hukuken, tamam mı? Suzan'ın da yanlışları var. Asla çıplak fotoğraf vermeyin. Kendinize değer verin. Siz değerlisiniz diye boşuna demiyorum. Reklam iyi hafta sonları pazartesi görüşeceğiz.